Merhabalar. Bize biraz kendinizden ve özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii ki 1960 Ankara doğumluyum. Tam 27 Mayıs ihtilalinden bir ay sonra doğmuşum. Çocukluk yıllarım lise bitirene kadar, hatta üniversite bitirene kadar Ankara'da geçti. Ankara Koleji'ne gittim. İlk ortaokul ve lise. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletmecilik tahsili gördüm. 81 yılında da Orta Doğu'daki tahsilin bitmesinin ardından Amerika'ya gittim. Atlanta şehrine. Orada yüksek öğrenim için Georgia State Üniversitesi'ne gittim. İşletmecilik okulu içinde bugün IT dediğimiz, Information Technology dediğimiz bir ihtisas alanı içinde yüksek lisans yaptım. Daha sonra belki birçok gencin düşüneceği gibi orada kendime bir kariyer başlatmak istedim. İlk işim hocalık yapmak oldu. Özel bir okulda bilgisayar dersleri veriyordum. Sonra biraz muhasebe dersleri verdim. O iki yıllık dönemin ardından bir global bir muhasebe, müşavirlik, denetim şirketinde işe girdim. Orada 5 sene kaldıktan sonra Coca-Cola'ya geçtim. Hala Atlanta'da Coca-Cola, daha doğrusu Atlanta'da başladım. 2 sene orada çalıştıktan sonra buraya geldim, İstanbul'a. Tekrar Coca-Cola ile İstanbul'da 21 yıl kadar çalıştım değişik görevlerde. O 21 yılın sonunda tekrar böyle biraz pimpon topu gibi Türkiye-Amerika arasında gittik geldik ve 2013'te tekrar Amerika'ya gittim. TED Lisesi size hem ODTÜ'deki üniversite eğitiminize hem de sonrasında Amerika'daki lisansüstü eğitiminize ve kariyerinize hazırladı. Peki, Georgia State ile ODTÜ arasındaki eğitim farkını açıklayabilir misiniz? Çok enteresan farklılıklar vardı. Hem ülkelerin kültürünün yansıması olan farklılıklar var. Hem eğitime bakışın arasında farklılıklar var. Mesela bizim lise, üniversite öğrenimimizde hep şunu hissederdik. Yani hakikaten okul çok zor. İmtihanlarda beklemediğimiz yerlerden sorular gelebilir. Bizi zorlayabilirler o şekilde ve o hep bir sürpriz faktörü vardı, öyle hatırlıyorum. O sürpriz faktörü esasında öğrenmeye çok katkısı olan bir şey belki ama hep öyle bir beklentiyle okula gittik. Amerika'ya ilk gittiğimde imtihandan belki bir hafta önce profesör bize nerelerden ne tip sorular geleceğini söylemeye başlayınca bayağı şaşırmıştım. Esasında Türkiye'deki eğitimde, Orta Doğu'da aldığımız eğitim ve Ankara Koleji'nde gerçekten bizi iyi hazırlamış oradaki eğitim hayatına. Birden ilk sene çok mükemmel notlar almaya başladım. Çok kolay geldi. Fakat sonra orada anladım ki genelde her şey çok açık. Beklentiler net. Esasında bir sürpriz faktörü yok. Fakat birçok insan da belki 100 üstünden 80'in üstünden not alıyor ama esas fark yaratanlar o artık en üst not kademelerindeki 1-2 puanlık oynamalar dahi devamlı şekilde o seviyede perform ederseniz sizi ayrıştıran şeyler. Yani bir yerde hani genelde herkes sınıfını geçiyor, herkes bir şekilde bitiriyor. Ama o bitirenler ve geçenler arasındaki farklılığı yaratmanız esas Amerika'daki eğitimde. Böyle hissettim o zaman. Ama çok güzel birbirini tamamladı esasında iki eğitim sistemi. Hep onu düşünmüşümdür. Hani sadece yani Türkiye bize kökümüzü, bizim temel formasyonumuzu sağlıyor. Ama sadece burada aldığımız eğitimle dünyaya hazır olmak var. Sadece Amerika'da alınmış eğitimle dünyaya hazır olmak var. Bir de ikisini birleştirerek dünyaya hazır olmak var. Benim kendi tecrübe ettiğim en güzeli gerçekten ikisini birleştirebilmek en çok faydayı sağlıyor.
Ailenizin Amerika'ya gelmenize nasıl bir tesiri oldu? Babamdan hep şunu duyardık. Yurt dışında eğitim almanın bizim gelişimimize çok faydalı olacağını düşünürdü. Ama yani undergraduate dediğimiz temel lisansın da Türkiye'de olması gerektiğini düşünürdü. Bu konuda çok net bir tercihi vardı. Biz de onun için üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve orada yaptım. Fakat bir yurt dışı eğitim tecrübesini bir gerçekten yapılması gereken bir eğitim olarak düşünürdü. Ve iyi ki de düşünmüş. Tabii ki annem de bunu son derece desteklerdi. Bunun için plan Türkiye'de üniversite bitecek. Ondan sonra tercihan Amerika'ya lisans eğitimine gidilecek. Bu olduktan sonra birçok yere yazdım. Georgia State'in olmasının iki sebebi vardı. Bir tanesi seçtiğim alan. Amerika'daki master eğitimi yaptıktan sonra mümkünse orada kariyerime başlamak istiyordum. Bunu yaparken ODTÜ'de işletmecilik okudum. Tekrar bir işletmecilik üzerine master yaptığım takdirde rekabetimin daha zor olacağını düşündüm. Çünkü bir Amerikalıyla daha böyle teknik olmayan bir alanda rekabet edebilmem kendi lisanımın olmaması açısından. Orada hiçbir geçmişimin olmamış olması bu işi zorlaştırır diye düşündüğüm için biraz daha teknik bir konuya girelim. O da işte bilgi işlem, ona gireyim diye düşündüm. Fakat buraya girerken de bu eğitimi veren okulların programlarına baktığımda birçoğu çok ağırlıklı işletme, çok hafif bir bilgi işlem şeklindeydi. Georgia State'in ve bir iki başka üniversitenin de biraz daha benim istediğim dengede olduğunu gördüm. Onlara başvurdum. İki tane okulda esasında tam benim istediğim gibi olan. İkisinden de kabul geldi master programına. Burada ikinci faktör devreye girdi. Abim de Georgia State'deydi. Kuzenim de Georgia State'deydi. Orada tanıdıklarımız vardı Atlanta'da. O biraz tercih sebebi oldu. Öbürü biraz daha batı yakasına yakın bir okuldu. Tabii o zaman yani Amerika'ya gitmek bu kadar da kolay değildi. Ankara'dan İstanbul'a uçakla, İstanbul'dan bir Avrupa şehrine, bir Avrupa şehrinden New York'a, oradan Atlanta'ya. Şimdi direkt İstanbul Atlanta uçabiliyorsunuz. Bir de bunu böyle batı yakası falan dediğiniz zaman çok uzak ve şey gelirdi. Oralarda oturmak, Türkiye'ye gitmek, gelmek. Bütün bunları düşününce Atlanta çok cazip. Çünkü Georgia State'in programı çok iyi. Orada tanıdığımız insanlar da olduğu için Atlanta'yı seçtik. İşte burada annemin gençliği ve ben onun karnındayken başlamış. Çocukluk falan, lise yılları. İşte basketçilik vardı o zaman. Üniversite mezuniyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sonra işte düğün. Ondan sonra Amerika hayatı başlıyor, Amerika'ya geliyor. Benim ilk bekar olarak roommate ile birlikte oturduğum evdi. Roommate olan arkadaşım başka yere çıktı. Fatoş da ilk bu evde oturmaya başladı. Amerika'dayken Türk'üm dediğinizde insanların yaklaşımları ise nasıldı? Amerika enteresan, Avrupa'dan çok farklı. Yani açıkçası Avrupa'da bazen ön yargılı yaklaşımlar bile görebiliyorsunuz. Ama Amerika'nın yapısı itibariyle zaten herkes bir yerden geldiği için esasında yabancılara daha bir merakla ve daha ben hep pozitif hissettim. Hatta şöyle söyleyeyim, yani pozitif ayrımcılığın istemeden de olsa yapıldığını düşündüm. Çünkü şunu diyenler oldu. Yani senin ana dilin İngilizce olmamasına rağmen nasıl bizim aramızda bu kadar şeyle çalışabiliyorsun? Biz çok şaşırıyoruz buna deyip o yüzden daha çok bir sempati duyma, takdir etme bunları çok hissettim. Yani Amerika'daki ilk 11 sene, ondan sonra tabii gidip gelme, bütün bu hayat boyunca son derece pozitif, tamamen hani çalışmayı ödüllendiren, başarıyı ödüllendiren ama herhangi bir din, etnik kimlik vesaire yüzünden hiçbir ön yargı hissetmediğim
durumlar oldu. Tabii ki her ülkede yani o gözle bakan insanlar da olabilir. Ama genelde ben buna rastlamadım. Tam tersine yani ortak yapılan iş dolayısıyla birlikte çalışabilme, birlikte keyfini çıkarabilme ve farklılıkların da hoş karşılandığı bir yer olarak algıladım hep. Bize ilk günlerinizden biraz bahseder misiniz? Zorlayıcı mıydı? Kültür şoku yaşadınız mı? Vallahi ilk günlerde çok komik anılar var. Şimdi şöyle düşünün, ben Türkiye'yi bıraktığımda 81 yılında Türkiye'de bir kere cebinizde yabancı para taşımak yasaktı ya da suçtu. Yani Türk parasını koruma kanunu adı altında. Böyle her istediğiniz an döviz alamıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de o zaman galiba iki televizyon kanalı vardı siyah beyaz 81 yılında. Günün belirli saatlerinde yayın yapıyorlar. Bir de her gün yoktu belki de. Tam hatırlamıyorum. Şimdi tabii McDonald's falan gibi bir şey yoktu Türkiye'de. İlk gittiğimizde abim sağ olsun o dedi oğlum önce işte ehliyetini alacağız, sonra şu kartı alacağız, sonra bunu çıkaracağız, sonra ev bakacağız falan. O sırada amcamın oğlunun evi vardı. Yani kaldığı ev. Sağ olsun o evini açtı bize. İlk bulana kadar evi oralarda kaldık. İlk öğlen yemeğinde girdik McDonald's'a. Öğlen yemeği alacağız. Şimdi Güneylilerin öyle bir aksanı var ki ben Ankara Koleji tamam İngilizce, işte Orta Doğu İngilizce, kitabi İngilizcemiz çok güzel. Ondan önce de bir kere bir İngiltere'ye gidip birkaç hafta belki kalmışlığım var ortaokulda falan. Başka bir yurt dışı tecrübem yok. Çok küçükken var. O kadar, ikiden fazla yok. Şimdi baktım menüye falan bir şeyler söyledim. Şimdi biliyorsunuz bir sürü sorular soruyorlar işte burada mı yiyeceksiniz, orada mı, küçük mü, büyük mü, yanına şunu ister misin, bunu ister misin? Şimdi ilk soruyu sordu, ben ne sorduğunu anlamadım. Yes dedim. Orada tutturduk herhalde bir şey ne sorduysa. İkinciyi sordu, yes dedim ona da. Ama bu sefer yes no bir cevap olmaması gerekiyor. Başka bir şey sormuş. Abim yerlere yattı tabii. Sana dedi şunu soruyor falan. Ya, hiç anlamıyorum hiçbir şey falan. Bunları yaşadık. Yani ilk zamanlar çünkü güney aksanı gerçekten farklı ve çok hızlı konuşuluyor. Günlük hayatın içinde anlaşamıyorsunuz. Onun dışında bu tip böyle ufak tefek alışkanlıklar oldu. Şöyle düşünün yani şimdi bugünün Türkiye'si ile bugünün Amerika'sı bazen şöyle oluyor. İnsan buradan oraya gidince burayı daha iyi gibi görebiliyor. O zaman öyle bir şey yoktu. Yani biz ne otoban görmüştük. Yani araba işte Renault 12'miz vardı. Üç kardeş paylaşırdık babam ben. Ve yani arabalarda klimaymış bilmem böyle şeyden hiçbir yok. Bütün birden öyle bir ortamdan her türlü kolaylığın olduğu bir ortama gittiğiniz zaman o daha çok dikkatinizi çeker. O sizi bir hoş hissettiriyor. Evet, lisanda falan bir takım sıkıntılar oluyor. Bir kere şeyde sıkıntı olduğunu hatırlıyorum. Bir tane eski model bir Chevrolet Impala aldık. Yani fiyatını da söyleyeyim. O zamanki fiyatta $1,200 araba aldık. Çünkü arabasız şey olmak mümkün değil. Yani toplu taşıma çok şey değil. Kocaman bir araba. Biz şimdi Türkiye'de nasıl araba kullanıyorsak orada öyle kullanıyorduk. İşte şerit değiştir, şunu yap, bunu yap. Üçüncü günümde falan arkamda polis ışıklarını gördüm. Çek dedi sağa, çektik falan. Bayağı bir sorguya çekti. Nesin, kimsin, ne yapıyorsun diye anladı tabii. Yani 21 yaşında genç falan. Çok korkmuştum o zaman. Eyvah bir şey oldu falan filan diye. Böyle böyle oranın adetlerine, usulüne hani alışmaya başlıyorsunuz. Mesela şey vardır, yollarda böyle diyelim ki 3 gidiş, 3 geliş ama yolun ortasında bir de orta şerit vardır. O orta şerit dönmeler için. Biz o şu orta şeridi milleti geçmek için kullanıyorduk falan. Tabii bunlar doğru şeyler değil. Veya mesela bir şeritin önünde bu sadece sola dönüş şerididir der. Ondan sonra ben böyle çok şey şekilde anlatıyorum. Aa, ben çok uyanığım işte. O sola dönüş şeklinde gittim dümdüz falan. Oğlum dedi abi yol biter gidemezsin ki dedi. Hakikaten ya öyle oldu dedim. Sonra sağa kırmak zorunda kaldı falan. Böyle
biz aklımız sıra biraz uyanıklık trafikte edelim derken az daha başımız derde giriyordu. Ama öğrendik onların hepsini. Öyle çok önemli sıkıntı yaşadım diyemem. Yaşadığınız ilginç bir hikaye ya da aklınızda kalan bir anınız var mı? Var, yani çok var. Hatta belki en böyle hani dönüm noktası olabilecek olanı söyleyeyim. Master'ı bitirdikten sonra en zor iş ilk işinizi bulmak. Şeyim de yok, herhangi bir yani green card'ım falan da yok. Fakat galiba hala o var. Bir OPT diyorlar, böyle bir yıllık staj vizesi gibi vize alabiliyorsunuz. Onu almıştım. Bir yıllık bir şeyim var. Ve iş bulmaya çalışıyorum. Tabii öğrenci olarak çok böyle rahat rahat geçinmiyorsunuz. Kendime böyle 3 aylık bir nefes alma şeyi vardı. O 3 aylık süre içinde iş bulursam kalırım, bulmazsam Türkiye'ye dönerim şeklinde düşünüyordum. Fakat işte orada biraz genç aklı herhalde hesapları da yanlış yapmışız. Bayağı bir sıkıntıya girdim. Başvurduğum işlerden bir tanesinden kabul edildim, başladım ama hiç böyle gözüm tutmadı sonra. Yani o ortam hiç iyi değildi. O planları biraz bozdu. İş de yok, gelir de yok, iş de arıyoruz falan derken bu işte bahsettiğim size daha önce özel bir okul, DeVry University diye. Orada bir ilan gördüm, ona başvurdum. İşte mülakatlara girdik, çıktık. Yani o kadar iyi gitti ki her şey. Ben inanamadım. Yani o şey halinden, ya hiçbir şey olmuyor falan, o halden birden böyle güneş doğar gibi pat diye böyle bir fırsat çıktı ve hemen bir teklif yaptılar. Yani ben o andaki hislerim böyle, konuşamadım bile, o kadar heyecanlanmıştım, o kadar mutlu olmuştum. Ve o olmasaydı da dönecektim. Tabii yani hayatın bir sürü şeyleri var, virajlar dönüyorsunuz. Eminim hani o olmasa yine başka güzel şeyler olabilirdi. Ama o olduğunda böyle çok büyük bir zafer gibi hissetmiştim. İlk şeyi geçtik, kırdık diye. En çok o belki de aklımda kalan anılardan bir tanesi. As you persevere, I'd encourage you to be the kind of leaders who empower others to be self-aware and solution-oriented world citizens. Georgia State Üniversitesi'ni eğitim açısından nasıl karşılaştırıyorsunuz? Profesörler, müfredat ve zorluk açısından. İkisi de tabii çok çok iyi okullar. Yani hem profesörler hem de öğrenci de çok önemli. Bence hangi birlikte eğitim gördüğünüz öğrenci grubu, herkes birbirini etkiliyor, yükseltiyor iyi olduğu zaman. Her ikisinde de gerçekten çok kaliteli. Hem öğrenci grubu ve öğretim üyesi grubundan eğitim alma şansımız oldu. Bu gerçekten çok büyük bir şanstı. Tabii ki ikisinin farklılıkları da var. Maalesef bizim Orta Doğu tecrübemizde ilk girdim, bir sene okula gidemedik. İşte o zamanki öğrenci olayları, boykotlar, siyasi olaylar. Biz 4 senelik okulu 3 senede bitirdik. Zaman zaman işte okulda terör olayları nedeniyle ders kesilir, çıkarız. Yani çok böyle dur kalklar yaşadığımız dönemler oldu. Bunun okulun kalitesiyle bir alakası yoktu ama eğitim hayatımızı tabii ki etkiliyordu. Tabii Georgia State'de hiç böyle şeyler yoktu. O anlamda daha rahat. Georgia State'in tabii master programı olması dolayısıyla daha esnek gibi geldi bana çalışma saatleri. Georgia State Üniversitesi'ne hem çalışan hem master'a giden insan çoktu. Yani sadece böyle master programına giden insan, talebe çok da fazla yok. Dolayısıyla bizim dersler akşamları olurdu mesela, 3'te, 4'te. Onun için çok daha esnek bir program olurdu. Sonra Georgia State'de de asistanlık yapma imkanım oldu profesörlerin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de oldu.
O anlamda ikisinde de gayet doyurucu bir eğitim hayatı oldu. Yılında Amerika'da yaşayan Türk öğrencilerin sayısı diğer yıllara nazaran daha da arttı. Peki hayatlarında yeni sayfa açan bu öğrencilere mesajınız ya da tavsiyeleriniz ne olabilir? Yapılması gereken veya yapılmaması gereken küçük tüyolar gibi. İki tane çok önemli şey söylemek istiyorum. Çünkü çok da fazla gençlerin aklını karıştırmak istemiyorum. Bir tanesi Amerika'da veya Amerika'da okuyup okumamalarıyla alakalı değil. Ne olursa olsun. Her surette, yani önlerinde çok uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğun en önemli gayesi kendilerini geliştirmek olmalı diye düşünüyorum. Kendilerini geliştirmeleri için farkındalıklarını artırmaları lazım önce. Kendilerinin nerede olduğunun bilgi olarak, beceri olarak, ilişki kabiliyeti olarak her alanda ve nerede olmak istediklerini kafalarında düşünmek, bunun kendileri için vizyonunu yaratma alışkanlığı içinde olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra da kendilerini geliştirerek kendi olmak istedikleri noktaya getirme alışkanlığını edinsinler. Bu bence Amerika'da da okusalar, başka yerde de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada siz benimle mülakat yapıyorsunuz. Ben daha iyi bir konuşmacı olabilmeliyim bundan bir sene sonra. Siz de bundan bir sene sonra daha iyi bir mülakat yapan olabilmelisiniz. Ve hayatın sonuna kadar bu böyle bir alışkanlık içinde şey yapmalıyız. İkincisi de kendilerini küresel bir aktör diyelim veyahut da küresel bir beceri veyahut da küresel bir profesyonel meslekleri her neyse onu küresel anlamda düşünmeleri gerekir. Çünkü rekabet öyle. Bugün Türkiye'de yaptığınız bir işin alternatifi yurt dışında da yapılıyor olabilir. Birisi yurt dışından gelip onu burada yapabilir veyahut da Amerika'da yapılan bir işi bir Amerikalı da yapabilir, bir Türk de yapabilir. Dolayısıyla burada sadece Türkiye'deki kültür bakış açısı veyahut da Amerika'daki kültür bakış açısı veyahut da Avrupa kültürü, Asya her neyse bu bir bölgenin kültürüyle sınırlı kalmayıp mümkün olduğu kadar küresel bir kültür edinmeleri, dünya insanı olmaları, her kültürden insanla konuşabilmeli, her düzeyden insanla, yüksek eğitimli, düşük eğitimli, üst gelir seviyesi, alt gelir seviyesi. Yani tam bir dünya insanı olabilmek bence ilerideki en önemli becerilerden bir tanesi olacak. Peki, Amerika'dan yeni mezun olmuş ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler hakkında tavsiyeniz ne olur? Şimdi bu zor bir soru belki ama yine de kendimizi zorlamamız lazım bunun için. Yani böyle 5 yıl sonra ne olacağım, o tip klasik soruları sorsunlar demiyorum. Ama en azından önlerinde görebildikleri gelecekle alakalı olarak kafalarında birkaç opsiyon olsun. Yani bu diyelim ki ben ille de 5 yıl sonra şu noktaya geleceğim ve tek bir yoldan bahsediyor. Kendilerini o şekilde çok kısıtlarlarsa o zaman başarı şansları biraz az oluyor. Ama birkaç değişik opsiyon, alternatif. Bunların hepsi benim için cazip olabilir kariyer hayatımda. O şekilde biraz daha geniş düşünerek kariyerlerine başlama sürecini planlarlarsa o zaman daha başarılı olurlar tahmin ediyorum. Kariyerlerinin ilk yılları gerçekten yani hep öğreniyoruz ama ilk yıllarda öğrenme son derece yoğun oluyor. Burada tabii herkesin şeyi farklı, tercihi farklı ama mümkün olduğu kadar perspektifi geniş tutabilmek. Çünkü diyelim ki kariyerlerinin 5. 6. yılında karar verebilirler ki çok
spesifik bir alan, diyelim ki işte medya. Gerçekten bunu istiyorum. İlk zamanda bunu pek böyle bu şekilde bilmek kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla daha pek fazla bir şey bilmeden kendilerini çok net dar bir alana sokmalarında böyle riskler olabilir. Ama bazıları da tam olarak ne istediğini biliyordur. Ondan emindir. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Ama hani tam emin değilse böyle kendilerini çok da net dar alana koyulmuş bir yere adayıp başka hiçbir şeye bakmamaları onlar için iyi olmaz diye düşünüyorum. İlk dönemlerde mümkün olduğu kadar opsiyonlar olsun, çok farklı alanlardan öğrensinler. Öğrenmeye çok daha fazla öncelik verecekler. Zaman içinde görüp yaşadıkça hangi alanın kendileri için daha cazip olduğunu da kendileri keşfedeceklerdir. Röportajımızın sonuna geldik Ahmet Bey. Study in America ve Tamer Türkmen'e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öğrencilerimize de başarılı bir hayat diliyorum. İnşallah en doğru kararları verir kendileri için. Onları da güzel güzel uygularlar. Bunun nerede olduğunu hatırlamıyorum. Bu herhalde birlikte bir tatile falan gittik, bisiklet kiraladık. Ondan sonra bu sefer Esra doğuyor. O zamanlar bir bıyık falan oldu tekrar. Falan böyle işte, bu bizim aynı ev. Yani Türkiye'ye dönene kadar hep o evde kaldık. Sonra işte yavaş yavaş Kerem, Esra büyüyorlar. Yine bizim Altınova'daki evdeyiz. Burada ama galiba daha henüz şu dönemler tam dönüş yapmış değiliz Türkiye'ye. Buralar galiba dönüş yaptığımız yıllar. Yo, değil. Değil esasında. Bu da galiba Atlanta'da bir yılbaşı partisi falan gibi bir şeydi.